Ben biraz değişik konuşacağım izninizle. Öncelikle 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Festivali'nin başta başkan olmak üzere tüm yaratıcılarını, tüm emekçilerini Çağdaş Sinema Oyuncular Derneği adına en içten duygularımı da selamlıyorum. Ayrıca bu festivalde yarışan arkadaşlarımıza, onların tüm yaratıcılarına, emekçilerine yürekten selamlıyorum. Ama asıl önemli olan bir olay da Sayın Başkan'ın da değindiği gibi 79-80 yılında yaşanılan sansür ve darbe döneminde ödüllerine ulaşmamış arkadaşlarımızın 30 yıl sonra bu ödülleriyle buluşmalarıdır. Bu çok ciddi, tarihi, örnek alınacak bir adımdır. Dilerim bu dönem dünyamızda faşizm ve darbe sürecinden geçmiş ülkelerin sinemacıları da bunu örnek alarak bu tarihi adımı onlar da kendi ülkelerinde paylaşırlar. Onun için de o ödül sahibi arkadaşlarımı, ne yazık ki aramızda Ömer Kavur yok, Zeki Ökten yok, onlar da ışıklar içinde yatsınlar. Bu anlamda da biz dernek olarak tekrar yürekten kutluyorum. Bana verdiğiniz ödüle gelince, lütfettiniz, teşekkür ederim. Dilerim hak etmişimdir. Dilerim yaşadığım sürece de hak etmeye çalışırım. Ola ki moda deyimle bir döneklik ya sapma olursa, bu verdiğiniz ödülü özgürce geri alma hakkına da sahipsiniz. Gerçek sanatçılar ülkesinin ve dünyanın gerçeklerine tanık olmakla yükümlüdür. Benim Türkiye'min gerçeklerine tanık olduğum olay, hukukun üstünlüğünün gittiği, adaletsiz bir kalkınma gidişinin hızla yok aldığı, parasız eğitim diye pankart açan genç arkadaşımın 16 ay tutuklu kalması ama Şili'de o çocukların devrim yapması, festival kadını tema alıyor. Dünyanın hiçbir yerinde kadın çocuk bu kadar cinayete, tacize mahrum kalmıyor. Goethe'nin dediği gibi dünyanın en tehlikeli hali cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir. Bu da benim ülkemin bir gerçeğidir. Dünyanın gerçeğine dönüyorsunuz. Savaş çığlıkları, açlık, işgal, sömürü. İşte gerçek sanatçılar bunlara tanık olmakla yükümlüdürler. Ve şuna inanıyorum ki sinema, Charlotte'un dediği gibi Charlie Chaplin'in gerçek anlamıyla bir barış sanatıdır. Ve sinema kendi içindeki o barış içeriğini koruyarak hem ülkeme, hem Türkiye'ye, hem de dünyaya demokrasi, özgürlük, barış ve insanlığa katkı sağlayacaktır. Bu festivalin de bu katkıyı sağlamasını diliyor. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.